Şu anda gördüğünüz devre tek fazlı, yarım nabzı kontrollü doğrultma devresi. Kontrollü olmasının sebebi burada kullanmamız, hemen şurada gördüğünüz tristör. Bu devrede amaç, biz tristörün tetikleme açısı alfayı ayarlayarak doğrultma devresindeki ortalama çıkış gerilimini, değerlerini yükseltmek. Yani biz burada bir AC giriş gerilimini DC çıkış gerilimine dönüştürüyoruz. Burada ayarladığımız referans giriş gerilimiyle tetikleme açısının değerlerini değiştirebiliriz. Yani 0 ile 180 volt arası, 180 derece arasında tetikleme açılarını belirleyebiliriz. DC power supply referans gerilim jeneratörüne güç aktarımı sağlıyor. Aynı anda yine 3 faz tetikleme kontrolü, açı kontrolüne yine güç sağlıyor. Yine izolasyon transformatör, sistem transformatörü bağlantılarını görüyorsunuz. Yükümüz RL yükü değil, sadece yük olarak R kullandık. Yükümüzün değeri 110, 625 wattlık bir değere sahip. Buradan yine akım ve gelim değerlerini ölçebiliyoruz arenis metreyle. Yine izolasyon transformatörünün çıkışlarını sigorta üzerine aldıktan sonra burada gördüğünüz kırmızı kablo aracıyla rektristör, yani bizim kontrolü sağlayacak yarı iletkenimize gönderiyoruz. Şu anda osiloskopta gördüğünüz gibi yaklaşık olarak tetikleme açısını 136-137 derece olarak ayarladığımızda giriş gerilimini gördüğünüz gibi tetiklendiği anda, yani alfa açısı 137 dereceye gördüğü anda tristör tetikleniyor ve çıkış gerilimi, giriş gerilimi takip etmeye devam ediyor. Negatif alternans geldiğinde direkt olarak tristör kesime giriyor. Ters yönde olduğu için tristör kesime giriyor ve o yüzden herhangi bir çıkış görünmüyor. Biz buradan alfa açısını, tetikleme açısını azalttığımızda, yani gördüğünüz gibi tetikleme açısını yaklaşık olarak 60 dereceye ayarladığımda gördüğünüz gibi çıkış gerilimin ortalama değeri yükseldi. Yine 60 derecede tristör tetiklendi ve çıkış gerilimi giriş gerilimi takip etti. Negatif alternansı kesime girdi aynı şekilde. Burada görmüş olduğunuz gibi az önce RMS metrikte değer, herhangi bir değer görmüyorduk. Çünkü çıkışta ortalama gerilim çok düşük değerlerdeydi. 60 derecede tetiklendiği zaman çıkış geriliminin ortalama değeri yükseldiği için şu anda yaklaşık olarak değer olarak 75 volt civarı bir gerilim değeri görmekteyiz. Bizim amacımız burada AC giriş gerilimini DC'ye çevirerek ortalama bir giriş gerilimi elde etmek. Bu şekilde devreyi kontrolünü sağlamış oluyoruz. Thank you.